Herkese merhaba. Hepinize sıhhatli bir gün diliyorum. Bugün yapay zeka ve robotik eğitimlerimizin robotik kısmında robotlarda sensörler ve aktüatörler konusunu hep beraber incelemeye çalışacağız. Şimdi hatırlayacak olursak bir robot sistemi bir mekanik üniteden, çeşitli sensörlerden bu mekanizmayı hareket ettirecek olan aktüatörlerden veyahut da Türkçesiyle tahrik elemanından veyahut da bir başka deyişle eğleyicilerden bir yazılımda oluşmaktadır. Bir de tabii ki şöyle söylememiz lazım, bir kontrol ünitesi, bir controller, yani tüm bu sistemi yönetecek olan bir elektronik donanımada ihtiyaç duyuyor bir robot sistemi. Bu robot sistemine gerekli işlemler, yapacağı işlemler bir yazılım vasıtasıyla elektronik donanım üzerinden komutlar şeklinde iletiliyor. Robotun bünyesinde bulunan sensörler, aktüatörler, mekanik üniteler ve diğer üniteler beraber işlem görerek bir hareket, bir aksiyon oluşturuyor, bir etki oluşturuyor ve kendisine verilen görevi çevreyle etkileşim halinde yerine getirmeye çalışıyor. Şimdi bu çevresel bilimler içerisinde, üniteler arasında özellikle sensörlerin çok önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü robot kontrolde sağlıklı bir kontrolün vazgeçilmez unsuru çevredeki bilginin, yani gereği besleme bilgisinin doğru şekilde alınabilmesidir. Burada çeşitli tipte sensörler kullanılmaktadır. Kuvvet sensörü gibi, konum sensörü gibi, basınç sensörü gibi çeşitli elemanlar uygulamada kullanılmaktadır. Şimdi tabii çeşitli sınıflandırmalara tabi tutabiliriz ama şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz. Dahili sensörler ve harici sensörler şeklinde. Dahili sensörlerden kastımız sistemin çalışması için gerekli geri besleme bilgilerinden geri besleme bilgilerini ölçen sistemlerdir ya da sensör tipleridir. Bunlar konum olabilir, hız olabilir, ivme olabilir. Bazen sadece konum ve hız sensörleri kullanılıp hızın bunlardan elde edilmesi, yani yazılım yoluyla elde edilmesi, ivmenin bunlardan elde edilmesi gibi bir yolu da gidilebilir. Harici sensörlerden kastımız ise çevre ile temas halinde ihtiyaç duyulan sensörler. Mesela görüntü işleme için görmeyi sağlayan bir kamera sistemi veya buna ilişkin bir sensör. Temas varsa kuvveti ölçen, basıncı ölçen başka bir sensör gerekebilecektir. Bu bir sınıflama olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii sensör nerede ve nasıl vazife alıyor şeklindeki sorunun cevabını verebilmek için önce şu sorunun cevabını veyahut da şu kavramı tanımlamamız gerekiyor. Açık çevrim kontrol sistemi, kapalı çevrim kontrol sistemi. Açık çevrim kontrol sistemi ile kapalı çevrim kontrol sistemi arasındaki en derin fark şudur. Kapalı çevrim kontrol, açık çevrim kontrolde bir geri besleme elemanı veyahut da sensör diyebileceğimiz bir eleman bulunmamaktadır. Yani çıkışla giriş arasında bir ilişki yoktur. Fiziksel bir ilişki yoktur. Tabii ki bir ilişki vardır, matematiksel bir ilişki vardır da fiziksel bir bağlantı yoktur. Ama kapalı çevrim bir kontrol sisteminde feedback dediğimiz bir elemanla çıkışla giriş ilişkilendirilir bu eleman üzerinden ve kontrol buna göre gerçekleştirilir. Şimdi açık çevrim kontrol sistemini daha iyi izah edebilmek için mesela şu örneği verebiliriz. Bu su ısıtıcılar vardır. Hala da vardır. Spiral adı verilen. Bunlar ne yapar? Bunları içe takarsınız. Bir su kabının içine sallandırdığınız zaman o rezistans ısınır ve suyu kaynatmaya başlar. Siz fişten çekmediğiniz müddetçe bu rezistansı su kaynamaya devam edecektir. O alet çalışmaya devam ettiği için. Ve su bitse bile o alet çalışmaya devam edecektir ve bir süre sonra rezistans kendi kendini yok edecektir. Ama kapalı çevrim kontrol sisteminde de bir ısıtıcı nasıl oluyor? Buna en bariz örnek evlerimizdeki su ısıtıcılar ya da kettle dediğimiz elemanlardır. Ne yapıyoruz? Bir düğmesi var. Bir düğmeye basıyoruz. Su kaynamaya başlıyor. Su kaynamaya başladıktan belli bir süre sonra sistem kendi kendini kapatıp bir daha düşük
bir şeye alıyor. Daha düşük seviyede bir kaynamaya geçiriyor sistemi. Şimdi tabii orada neden bunu yapıyor? İçinde bir sıcaklık sensörü var. Bu sıcaklık sensörü bu şeyi içerideki buhardan kaynaklanan suyu sıcaklığını algılıyor ve buna göre kaynamayı başka bir seviyeye taşıyor. Bu bir kapalı çevrim kontrol sistemi olmuş oluyor. Robotlar da ise kapalı çevrim birer kontrol sistemidir ve buna göre çalışırlar. Şimdi dahili sensörler dediğimiz konum, hız ve ivme sensörleri çeşitli fiziksel, elektriksel elemanlarla dizayn edilirler, gerçekleştirirler. Yani potansiyometreler, enkoderler, LVDT'ler, takometreler, ivme ölçerler bu amaçla kullanılan sensörlerin özel isimleridir. Harici sensörleri genişletecek olursak, dokunma sensörleri, kuvvet sensörleri, basınç sensörleri, kaymayı algılayan sensörler, yaklaşım sensörleri ve çeşitli tipte görme işlemine ilişkin çeşitli sensör yapılarını görüyoruz ve bunlara spesifik örnekler olarak on-off anahtarları, ultrasonik sensörleri, kuvvet tork sensörlerini, Hall etkisi sensörlerini, indüktif sensörleri ve piezo sensörleri verebiliriz. Pozisyon sensörü, yani konum algılayıcılar dediğimiz zaman çeşitli tipte konum algılama işlemleri gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Bunlar için basit ve ucuz yöntemler kullanılabilir. Potansiyometre, mesela buna en belirgin örnektir resimde görmüş olduğumuz gibi. Potansiyometrenin ucunda çok turlu dönen bir yapı vardır. Bu yapı döndükçe bu elemanın direnci değişmektedir. Dolayısıyla dirençteki değişikliği algıladığımız zaman bu sefer potansiyometrenin milinin hangi konumda olduğunu algılayabilmiş oluyoruz. Bu tabii mil de bir mekaniğe bağlı, mekanik yapının açısını bu şekilde ölçmüş oluyoruz. Mesela diyelim ki 1000 ohmluk bir potansiyometremiz var ve bu tek tur dönüyor. O zaman bu ne manaya geliyor? İşte çok küçük değerde bir omaj gösterdiğinde 0 derecede duruyor. Maksimumuna geldiğinde, yani 1000 ohma geldiğinde, 1 kilo ohma geldiğinde ya da başka bir deyişle o zaman hangi konuma gelmiş oluyor? 360 dereceye gelmiş oluyor. Dolayısıyla ben bu sistemin ucunda direncini 0, potansiyometrenin direncini 0.5K olarak ölçtüğümde ya da 500 ohm yarı değerinde ölçtüğümde alet 180 derecededir. 250 ohm ölçtüğümde 45 derecededir gibi yorumlar yapabiliyoruz ve buradan kontrol sağlanıyor. İşte söylemiş olduğum şey aslında izah etmiş olduğum şeyin elektriksel şeması burada görmüş olduğumuz gibi içeride bir direnç yapısı var. Biz motor milinin dönmesi demek bu şeyin okun aslında aşağı yukarı kayması demek. Bu kayma ile beraber de konumla beraber potansiyometrenin ucuna eğer tabii ki uygun şartlarda gerilim bağladığımızda bu gerilimin değişmesi demek ve bu gerilimin de lineer bir ilişkisi var. Bir başka açıdan da söyleyebiliriz. Gördüğümüz gibi üç bacaklı elemanlar bunlar. Uygun şekilde işte ground terminali var. Yani input yapıyorsunuz, diğer taraftan ölçüyorsunuz şeklinde. 2-3 tane ölçüm yapıyorsunuz şeklinde. Çalışan sistemler bunlar ve son derece ucuz. Ancak bunların çıkışları analog olduğu için muhakkak gürültüden etkilenebilirler arkadaşlar. Gürültüden etkilendikleri için de filtrelere ihtiyaç duyarız. Yani bir sistemin sağlıklı ölçümde kontrol edilebilmesi için sensör çıkışlarının gürültüsüz olması gerekir. Gürültüden arındırılmış olması lazım. Dalgalılık, fluctuation, ripple gibi tanımlamış olduğumuz bir yapı ortaya çıkmaması gerekiyor. Burada tabii sorulan soruya cevap vererek bazı modellerde o konuma yaklaşılabildiğini biliyoruz. Özel modellerde ama lalette şeylerde çok basit olanlarda bir şey sınırlaması, derecenin sınırlandırılması söz konusu olabilir. Şimdi bunun alternatifi peki arkadaşlar nedir? Bu analog çalışan potansiyometrelerin alternatifi ne olacaktır? Encoderlar dediğimiz dijital çalışan, konum ölçen sistemler olacaktır. Encoderlar ise
iki tipte üretiliyor. Birisi artımsal tip olanlar, bir diğeri de mutlak veyahut da absolut tipte olanlar. Tabii bunlar arasında farklar var. O farkları şimdi söyleyeceğiz. Aslında baktığımızda içeride bir pencere yapısı var. Dahili yapısını görüyoruz şu anda bu enkodörlerin. Bu pencerelerin içinden ışık geçiyor. Şurada bir LED var. Bu LED şeye bağlı olarak ışığı karşı tarafa gönderiyor. Yani pencere karşı tarafa ışığı geçiyor. Karşıda bir fotosensör var. Bu fotosensörle algılanan ışıktan kaynaklı olarak bir kare dalga üretiliyor ve kare dalgalı çıkışlar enkoderin çıkışında algılanıyor. Kendi içerisinde tabii ki bir elektronik yapı var. Şimdi buna ilişkin bir videomuz var. Hep beraber seyredelim. A rotary encoder, also called a shaft encoder, can be used in positioning and motor speed feedback applications. In this video, we explain the function of an incremental rotary encoder. Incremental rotary encoders use disks, which contains transparent sections that are equally spaced. A light-emitting diode serves as sender, and its light is detected by a photodetector. Therefore, the encoder can generate a sequence of pulses. The output is measured in pulses per revolution, which can be used to determine either the position or the rotational speed. To detect the rotational sense, the encoder needs two tracks. The sense of rotation determines which signal coming from track A or track B is leading. Here, you can see the signal form coming from clockwise rotation. To have a comparison, you see now the signal form coming from counterclockwise rotation. Now the signal coming from track B is leading. It is now up to the electronics to evaluate these signals. Watch also our next videos. Evet, şimdi gördüğümüz üzere bu şeyde demin anlatmış olduğum gibi çeşitli pencereler var. Ve incremental encoder sürekli bir dönme yapıyor. Dönme yaptıkça orada bir artımsal bir durum meydana geliyor ve açı çıkışta anlamlandırılarak ölçülüyor. Şimdi aslında burada bir count işlemi, yani bir sayma işlemi var. Buradaki demin bahsetmiş olduğumuz LED karşı tarafa geçiriyor bu şeyini, sinyali. Karşı tarafta algılandıktan sonra bu pencerelerden bu bir darbe sinyalini dönüşüyor ve buradaki scanning unit tarafında şey artıyor. Sayma değerlerinin arttığını görüyoruz. Şimdi iki pencereli yapı oluşturulursa, track A ve track B gibi iki pencere oluşturulursa, farkındaysanız aralarında faz farkı olduğunu görüyoruz bunlar. Yani kaçıklık var aralarında. Üst üste değil bu şeyler. Dolayısıyla şu şekle baktığımızda A sinyalinin B sinyalinden daha önce geldiğini görüyoruz saat yönünde döndüğünde. Saat yönünün tersinde ise bu sefer B sinyalinin daha önde geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla A ve B sinyallerinden hangisi önde gidiyorsa ona bakarak motorun hangi yönde döndüğü anlaşılabiliyor. Şimdi absolut enkodörde ise, mutlak enkodörde ise burada başka bir özellik var. Ona bakalım şimdi. In this animation, you get the function of an absolute rotary encoder, as well as the principle of a multi-turn encoder. Rotary encoders are also named as shaft encoder. Measuring systems which use this type of encoders can be classified as indirect and digital. The absolute encoder has a coded disk. As an example, you see here the binary code. The construction of an absolute encoder is more complex compared to an incremental encoders, as they require a decoder. But the big advantage is that each angular position of the shaft can be read at any time, even after a power failure. That means there is no counter value to lose. Counting the number of revolutions with a multi-turn absolute encoder. This example shows a two-stage multi-turn encoder with its main components. The animation begins. For counting the numbers of revolutions, an internal reduction gear is connected to the drive shaft. The measured value is therefore composed of the angular position and the number of revolutions.
depending on the numbers of revolutions, which has to be counted, more gears with its coded disk can be added. Evet. Şimdi burada gördüğümüz gibi aslında en derin fark, en belirgin fark şu ve işimize yarayan unsur. Mutlak encoder'larda konum bilgisi her zaman alınabiliyor. Yani enerji kesilse bile biz sistemi tekrar açtığımız zaman mutlak encoder'ların hangi konumda olduğunu okuyabiliyoruz. Buna bağlı olarak robotumuzun konumunu anlayabiliyoruz. Ancak incremental encoder'da enerji kesilip tekrar geldiğinde nerede kaldığı bilgisi yoktur. Her açılışta bulunduğu konumu sıfır kabul eder. Incremental, artımsal encoder. Mutlak encoder'ın dahili yapısı içerisinde bu bilgiyi tutan hafıza ünitesi ve besleme ünitesi bulunduğundan dolayı konum her zaman okunabilir. Peki şu soru aklımıza gelebilir. Artımsal encoder veyahut da incremental encoder her açılışta sıfırı dereceyi bulunduğu konum kabul ediyorsa o zaman gerçek sıfır nasıl bulunuyor? Bunu arkadaşlar teknik tabirle homing yani ana konuma getirme işlemi deniyor. Sabit bir noktada, bilinen bir noktada bir sensör bulunuyor. Sistem ilk açıldığında doğrudan o bilinen noktaya gidiyor. O noktaya çarptıktan sonra kontrolör işte burası 270 derece veyahut da 90 derece konumu. Dolayısıyla ben 90 derece geri gitmeliyim mi anlayabiliyor. Bunu yazılım yoluyla yapmış oluyoruz. Dolayısıyla incremental encoder'da konum okumak için homing işlemine ihtiyaç var. Bunun için ekstra belli bir konumda bekleyen bir switch sensöre, bir sınır anahtarına ihtiyaç olabilir. O konuma sistem illaki gidecek ve o konumdan tekrar geri gelecek. Çünkü o konum nerede olduğu belli. Yaklaşım sensörleri veyahut da endüktif sensörler. Bunlar arkadaşlar belli bir şey uygulanıyor bunlara. DC gerilim uygulanıyor ki dün de söylemiş olduğumuz gibi endüstriyel standartta genel olarak bu 24 volt oluyor. Önüne herhangi bir engel geldiğinde sistem bir çıkış veriyor. Eğer bu motor sürücüye doğrudan bağlı ise motorun hareket etmesi duruyor diyebiliriz. Buna benzer olarak Hall efekt sensörler tarzında yani endüktif efekt gibi yapılabileceği için Hall efekt tarzında da yapılabilir. Konum ölçen ultrasonik sensörler vardır. Buradaki konudan kastım şu, uzaklık ölçen sensörler var. Ultrasonik sensörler diyoruz bunlara. Bir de dokunma sensörleri var. Bunlar da özellikle robotik işlemlerde belirli yüzeylerle temas edilecekse o zaman kullanılıyor. Yine benzer şekilde temas edilen yüzeylerde basıncın ölçümü icap ediyorsa burada basınç sensörü de kullanılabiliyor. Bunlar özellikle bu basınç sensörlerini insan robot etkileşimli sistemlerde sık bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. Mesela işte bir hasta bakıcı robotta bir hastayı kucaklayıp yataktan kaldırıp bir yere taşıması gerekiyorsa ki Japonya'da bu tarz uygulamalar var. Genel olarak bunlar da yüzeye yerleştirilmiş basınç sensörleri kullanıldığını biliyoruz. Kuvvet sensörlerinden dün de bahsetmiştik hatırlayacak olursanız. İçinde strain gauge yapıları vardı bunların. Bu sensörler 3 eksende kuvvet ölçebilir. Tek eksende ölçüyorsa sadece X'de veya sadece Y'de, sadece Z'de ölçüyorsa bu load cell ya da yük hücresi ismini alıyordu. Bu yük hücrelerinde arkadaşlar basma çekme yönünde olanları vardır veyahut da tek yönlü olanları vardır. Basma çekme yönündekiler mesela şuraya baktığımızda hem artı z yönünde hem eksi z yönünde ölçüm yapabilmektedirler ve genel olarak bunların analog çıkış verdiklerini biliyoruz. Biraz daha kompleks sistemlerde şu şekilde görüldüğü gibi kuvvet tork sensörlerinde daha kompleks yapıların olduğunu görüyoruz burada olduğu gibi. Şimdi burada mesela arkadaşlar bir atış sensörü var. Bir kuvvet tork sensörü bu. Daha sonra bu bir transducer ünitesine geliyor. Transducer ünitesinde çevrilen, dönüştürülen bilgiler bir kart üzerinden bilgisayara alınabiliyor ki bu tarafta da bir data acquisition karta ihtiyaç duyuyoruz. DAQ kartlar ne iş yapıyordu arkadaşlar? Dijital bilgileri, analog bilgileri veyahut da analog bilgileri dijital bilgileri çeviren
kartlara vermiş olduğumuz özel isimlerde. Bunlar farklı tiplerde olabiliyor. Mesela bilgisayarlarda PCI yuvalarına yerleştirilenler veyahut da USB ile şey yapılabilenler, bilgisayarla ilişkilendirilebilenler. Ve bunun dışında daha eski teknolojilerde işte PCMCIA yuvalarına girenler veyahut da PXI yuvalarına giren tipleri vardı bunların, ama bunlar artık daha az kullanılır hale geldi. Şimdi aktüatörlere geldiğimizde ise genel olarak aktüatörden kastımız tahrik eden, yani harekete geçiren elemanlara vermiş olduğumuz isim. Elektriksel, pneumatik ve hidrolik tarzı olmak üzere temelde 3 sınıfta inceleyebiliriz bunları. Ama daha ileri sistemlerde tahrik yapılarının olduğunu görüyoruz. Mesela ultrasonik motorlar gibi, yapay kaslar gibi, moleküler motorlar gibi farklı tahrik elemanları da kullanılıyor. Ama konvansiyonel tekniklerde genel olarak elektriksel, pneumatik ve hidrolik tahrik kullanılıyor. Robotik sistemleri özelinde ise pek hidrolik sistemlere rastlamıyoruz orada. Daha çok elektriksel ve pneumatik tahriği görüyoruz. Bunları da karşılaştırırsak, elektriksel ve pneumatiği de kendi aralarında karşılaştırdığımızda elektriksel tahrik sistemlerinin ciddi bir alanı kapladığını, etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada elektrik motorlarını AC ve DC olmak üzere iki sınıfa ayırabiliriz. Bunlar da kendi aralarında mesela alternatif akım motorları ve doğru akım motorları da diyebiliyoruz bunlara. Senkron motorlar, endüksiyon motorları. Bunlardan endüksiyon motorlarının monofazi olanları, single phase'den kasıt bu, veyahut da trifazi olanlarını görebiliyoruz. Ve DC motorlarında kendi içerisinde tipleri mevcut. Şimdi bir başka kavram, bir başka kavram ise servo mekanizma dediğimiz kavram. Eğer bir yerde servo terimini duyarsanız, o zaman anlayın ki iki şeyin karşılaştırıldığı ve hatanın üzerinden bir kontrolün gerçekleştirildiğini anlamamız gerekiyor. Mesela desired value geliyor buradan, arzu edilen bir değer geliyor ve bir de çıkışta sensör bilgisi geliyor. Dolayısıyla bir sinyal işleme ve yükseltme ünitesi tarafından bu iki bilgi karşılaştırılıyor. Benim hedefim ne, kontrolde amacım ne? Arzu ettiğim değeri sürekli olarak yakalayabilmek. Ama fiziksel sistemlerin non-linearitesi ve diğer bozucu etkilerden dolayı bu pek mümkün olamıyor. Dolayısıyla ben sürekli olarak çıkışın nerede olduğunu veyahut da hangi değere sahip olduğunu anlamam gerekiyor, ölçmem gerekiyor. O nedenle bir sensör üzerinden ölçüyorum. Daha sonra bir kontrol ünitesine gelecek bu. Bu kontrol ünitesi ne yapacak? Şurada ortaya çıkan hatayı sürekli olarak sıfırlamaya çalışacak. Sıfırda tutmaya çalışacak. Bundan sonra bir kontrolcü üzerinden bir mekanizma iletilecek. Ondan sonra da sistem hareket edecek şekilde söyleyebiliriz. Servo sistemlerde yüksek tork, yüksek ivmelenmeye izin veren sistemlerdir bu servo sistemler. Yüksek bant genişliği ve doğru ve hızlı kontrolü sağlar. Buradaki bant genişliğinden kastımız şu arkadaşlar, bizim çeşitli frekans değerlerinde çalışıyor olabilir sistemlerimiz. Dolayısıyla bant genişliğinin büyük olması veya yüksek olması bizim hareket alanımızın da geniş olduğunu ifade eder. Dolayısıyla daha geniş bir frekans aralığında ben arzu ettiğim şekilde sistemimi çalıştırabilirim demektir ki bu iyi bir şeydir, istenen bir şeydir. Gürbüz, yani dayanıklı çalışırdan kastımız şu, sistem çalışması esnasında harici bozucu etkilerden çok az etkilenir ve sürekli olarak aynı durumları yerine getirebilir demektir. Bir de servo sistemlerin kararlılığı üzerine bir yorum yapabiliriz. İstenen her şey sistemlerde istenilen kararlılığın sürekli kılınmasıdır. Şimdi bir tahrik sistemini incelediğimizde, yani bir aktüatör sistemini incelediğimizde sadece tabii tek başına bir motordan ibaret değil arkadaşlar bu. Burada bir servo motor örneği üzerinden bunu izah etmeye çalışacağım. Şimdi servo motor bizim tahrik elemanımız, temel tahrik elemanımız. Ama
Tahrik sistemi dediğimiz zaman yan üniteler de devreye giriyor. Bir kere bir servo motorun çalışabilmesi için kendisine bir akım, gerilim, neyse bir komut gönderilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu komut da bir güç amplifikatörü tarafından sağlanıyor. Yani her servo motorun bir güç amplifikatörü, yani sürücüsü vardır, driver'ı vardır. Bu driver da muhakkak bir beslemeyle şey yapılması lazım. Bir power supply ile, bir güç kaynağıyla DC olarak beslenmesi lazım. Neden? Onun içindeki üniteler aktif hale gelebilsin diye. Daha sonra güç amplifikatörüne harici olarak şehir şebekesinden de bir besleme yapmamız gerekiyor. Ve bu güç amplifikatörleri motorun tipine bağlı olarak trifaze veyahut da monofaze beslenebilirler. Daha sonra bu güç amplifikatörleri, ki bugün günümüzde bu ünitelere baktığımız zaman bu ünitelerin artık neredeyse bir bilgisayar gibi çalıştığını görebiliyoruz. Hatta bazı modeller herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan kendi panelleri üzerinden bile programlanabilir hale geldiler. İşte bu güç amplifikatörü servo motora gerekli komutu gönderiyor ve bu gönderilen komut daha sonra servo motora entegre bir biçimde olan bir rediktöre bağlanıyor. Rediktörden daha önce bahsetmiştik. Neydi bunlar? Dişli kutularıydı. Hızı düşüren ancak torku arttıran yapılardı bunlar. Eğer siz bir servo motordan rediktörsüz olarak aynı gücü bekliyor iseniz, o zaman servo motorun büyük fiziksel boyutları daha büyümesi gerekir arkadaşlar. Neden? İçinde motorun sargılar var. Bu oluşturabilecek bir alan oluşturmanız gerekiyor. Bir güç oluşturabilmek için. Dolayısıyla bir manyetik alan oluşturmanız gerekiyor. Manyetik alan içinde daha fiziksel büyüklüğü olan, daha fiziksel olarak daha büyük olan sargılara ihtiyaç duyuyor. Ki bu da çok anlamlı değil. O nedenle genel olarak bizde servo motorlar rediktörlerle bir arada kullanılıyor. Arzu edilen güç taleplerini karşılayabilmek için. Bir motor için güç şöyle hesaplanıyor. Kuvvetle hızın çarpımı veyahut da tork ile açısal hızın çarpımı bize o motorun gücünü veriyor. Bir de arkadaşlar efficiency diye, verimlilik diye tanımlamış olduğumuz bir kavram var. Çıkış gücünün giriş gücüne oranı şeklinde veriliyor ve genel olarak yüzde ifade edilir bu. Efficiency şöyle söyleyebiliriz. Ben bir motordan bir motora 100 Nm'lik güç veriyorum. Daha doğrusu 100 Nm'lik tork üretmesini istiyorum. Ama çıkışımda işte 80 Nm'lik bir tork elde ediyorum diyelim. O zaman ne oluyor? 20'si yok. İşte demek ki %80 verimle çalışan bir motor var elimde demektir bu. Verimlilikten kastımız bu ve çok önemli parametre. Bu parametrenin dizaynlarda muhakkak göz önüne alınması gerekiyor. Burada bir örnek olarak KUKA endüstriyel robotunun tahrik sistemlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şunlar servo motorlar. Bunlar servo motorlar. Tabii mil tarafında belli noktaları, belli şeyleri tahrik ediyorlar onlar. Eklemleri tahrik ediyorlar. Bu da o eklemlerden bir tanesinin iç yapısı. Bakın bir hareket iletim sistemi oluşturulmuş burada. Bu hareket iletim sisteminde bir kayış kasnak mekanizmasının kullanıldığını görüyoruz. Bir diğer motor tipi arkadaşlar lineer motorlar ve rotasyonel motorlar şeklinde sayabiliriz. Özellikle bu lineer motorların Stewart platformu dediğimiz paralel robot sistemlerinde, ki bunlar günümüzde simülatörlerde çok karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Lineer motorları özellikle orada kullanıyoruz. DC motorlar aslında ucuz, kontrollü, kolay, 1 watt ile 1 kW arasında değişebilen, gerektiğinde aşırı yüklenilebilen ve yüksek hızlarda aşırı yük sınırlandırmasına sahip olan motorlar şeklinde tanımlayabiliriz. O motorun, bir DC motorun iç yapısını görüyorsunuz. İşte komitatörler, encoderlar, fırça dediğimiz kısımlar, planet dişliler vesaire gibi şeyler, üniteleri var. Tabii burada bir servo motora bir de rediktörün ilave edildiğini, o rediktörün dişlerinin de şuradaki yapıda oluşturulduğunu görüyoruz. Şimdi bu DC motorların kontrolünde çok temel yapılar var. Bu temel yapılardan bir tanesi de aş köprüsü.
Neden aşk öyküsü diyoruz? Çünkü şuradaki görmüş olduğumuz şey, yapı H harfine benzediği için bu isim veriliyor bunlara. Burada belirli anahtarları, karşılıklı simetrik olan anahtarları açıp kapayarak motorun dönüş yönü kontrol edilebiliyor. Mesela şu iki anahtarı kapattığınız zaman motor bir yönde dönüyorsa, şu iki anahtarı kapattığımızda high side right'la low side left'i kapattığımızda da motor ters yönde dönmeye başlayacaktır. Burada motorun üretmiş olduğu tork aslında baktığımızda armatür akımı ile ilişkili. Yani ben bir motora ne kadar akım uyguluyorsam torku da o şekilde kontrol edebilirim. Dolayısıyla torku da kontrol ettiğiniz zaman o zaman motorun hızıyla da ilişkilendirerek bir işlem yapabiliyoruz. H1'sin bir başka şeyi, bakın demin söylemiş olduğum geldi. 1 ile 2 nolu anahtarı kapattığımızda şu yönde bir işlem yapılırken 3 ile 4'ü kapattığımızda da motorun ters yönde döndüğünü görebiliyoruz. Ve bu yapıları oluşturmak için, devre yapılarını oluşturmak için tabii çeşitli elektronik elemanlar var. Bu motor devrelerinde genel olarak H-bridge'ler, MOSFET dediğimiz transistör yapılarıyla beraber oluşturuluyor. Transistör dediğimiz eleman elektronik dünyasında bütün akışı değiştiren bir elemandır. Üç bacaklı bir elemandır bu. BJT ve FET olmak üzere iki sınıf ayrılır. BJT'ler bipolar junction transistörlerdir. FET'ler ise field effect transistörlerdir. İkisinin üretim süreçleri birbirinden farklı gaz etmektedir. BJT transistörler bipolar junction transistörler olarak açabiliriz bu BJT harflerinin manasını. NPN ve PNP tarzında iki tipi bulunmaktadır ki PLC yapılarının içerisinde özellikle NPN giriş, PNP giriş şeklinde yapılarla karşılaşırsınız. FET'ler ise kendi arasında ikiye ayrılabilir diyebiliriz temel olarak. GFET'ler ve MOSFET'ler. MOSFET'ler metal oxide semikondüktör tarzında alan etkili transistörlerdir. GFET'ler de MOSFET'lerden önce geliştirmiş olan bir teknolojidir. Günümüzde MOSFET teknolojisi biraz BJT'lere göre daha pahalı olmakla beraber düşük güç tüketimi, hızlı anahtarlama kapasitelerinden dolayı ve sıcaklığa karşı daha az duyarlı olmalarından kaynaklı olarak sıkça kullanılmaktadır. İşte motor devrelerinde de bu tarz yapıların kullanıldığını görüyoruz. Bunun haricinde daha basit uygulamalarda çok bilinen bir entegre devreyi burada ben sizinle paylaşmak istedim. L293 entegresi motor kontrolünde sık bir biçimde kullanılmaktadır. Ve şurada görmüş olduğumuz gibi L293 entegresinin dahili yapısında uygun şekilde bağlayarak biz bu motorun dönüş yönünü kontrol edebiliyoruz. Ve arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz gibi diyot elemanı da tabii burada var. Bu diyot elemanının amacı burada ters yönde akım geçerek kontrol devrelerinin arızalanmasını engellemek. Şimdi bu motor konusunda servo motorlardan bahsettik. Şimdi temel olarak step motorlar ve servo motorlar robot sistemlerinde daha çok kullanılır diyebiliriz. O endüstri otomasyon sistemlerinde de. Şimdi iki derin fark var aslında burada. İki motor arasında derin bir fark var. O da şu. Bir step motor ile sadece konum kontrolü yapabilirsiniz. Step motorlar dijital parslarla sürülür. Dijital girişler uygulamanız gerekir. Ve onları açık çevrim çalıştırabilirsiniz. Çünkü sizin verdiğiniz komut kadar hareket edecektir. Servo motorlarda ise hem kuvveti hem de konumu aynı anda kontrol etme şansına sahibiz. Ama bir step motorda sadece konumu kontrol edebiliriz. Çünkü step motorlar sabit tork değerlerinde üretilmektedirler. İdeal bir servo motorda da slide'da gördüğümüz gibi düşük atalet gibi, yüksek güç ağırlık oranı gibi, yüksek ivmelenme kapasitesi gibi
farklı özelliklerin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kendisine çok rahat uygulamaları bulmaktadır endüstri otomasyon uygulamalarında. Her yerde bir güç kaynağı bulunabildiğinden dolayı servo motorlar kolaylıkla beslenebilirler. Monofaze olmalarından dolayı, yani trifaze de var ama monofaze de bulunabiliyor. Düşük maliyetli, çok geniş bir ürün ailesine sahip, yani farklı boyutlarda, farklı güçlerde motorlar bulunabiliyor. Gücü dönüştürme verimliliği yüksek, kolay bakımı, çalışma ortamında herhangi bir problem oluşturmaması avantajlar arasında sayılabilir. Bazı statik koşullarda aşırı ısınması ve yanıcı ortamlarda özel koruma gerektirmesi de dezavantajlar arasında sayılıyor literatürde. Fırçalı ve fırçasız olmak üzere iki tip de olabiliyor motorlar arkadaşlar. Fırçasız motorlar mekaniksel ve elektriksel açıdan az kayıplı motorlar. Bakımları çok fazla gerekmiyor. Neden? Fırça olmadığından dolayı iç yapılarında buna gerek olmuyor. Daha kolay ısı dağılımı oluyor ve daha az atalet ve daha küçük boyuta sahip olan kompakt rotor yapısına sahip. Dezavantajı ise hem hız hem de koruma geri beslemesine ihtiyaç duyabiliyor bunlar. Dolayısıyla kontrolcüleri de daha kompleks oluyor. Aslında bir DC motoru çalışma prensiplerine baktığımız zaman içerisinde sargılar var arkadaşlar. Bu sargılardan biz akım geçirdiğimiz zaman bir manyetik alan oluşuyor. Dolayısıyla bu manyetik alanla beraber dönme hareketi meydana geliyor ve kendi içerisinde elektromanyetik dalga teorisine uygun olarak çeşitli bağıntıların bulunduğunu biliyoruz. Şimdi asıl bizim için önemli olan şey ise bir DC motorun matematiksel modeli nasıl? Eğer bir DC motorun matematiksel modeline hakim iseniz, o zaman sisteminizi kolay bir biçimde simüle edebilirsiniz. Simülasyonunu yapabilirsiniz. Simüle edebildiğimiz zaman da gerçek dizayna geçmeden önce ben sistemimin doğru çalışıp çalışmadığını, dizaynın geliştirilip geliştirilmeyeceğini, eleman değerlerinin ne olacağını kolay bir biçimde karar verebiliyorum. Temel olarak baktığımızda bir motor, elektrik motorun dahili yapısı içerisinde armatür dediğimiz bir kısım var. Bu armatür kısmının bir direnci, endüktansı mevcut ve dolayısıyla buradaki devre yapısı uygulamış olduğumuz gerilimle beraber bu armatürden bir akım geçmesine yol açıyor. Burada da bir de back EMF veya ters EMK dediğimiz bir durum söz konusu, bir gerilim oluşuyor. Buna da VEMF olarak temsil ediyoruz ve belli bir kat sayıyla ifade edebiliyoruz bu yapıyı. Şimdi bir diğer yandan bir servo motorun, DC motorun daha doğrusu, çıkışındaki tork değerini şurada görmüş olduğumuz banttan hesaplayabiliriz. Bunun daha kompakt hali şudur. Bir torkun, bir motorun torku, o motorun motor tork sabiti, KT ile temsil ediyoruz. Motor tork sabitiyle armatür akımının çarpımına eşittir. Bu armatür akımını siz zaten kendiniz üretiyorsunuz. Harici olarak üretiliyor ve bilinen bir değer bu. KT ise üretici firmalar tarafından katalog değerlerinde, motorun katalog değerlerinde verilmektedir. Dolayısıyla bir motor tork sabitini katalogdan çekip zaten uyguladığın akımda bildiğinden dolayı bu sistemin çıkışında üretecek olduğu torku, o motorun üretecek olduğu torku kolay bir biçimde bulabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şu bağıntı çok önemli. Motor torku eşittir motor tork sabiti çarpı armatür akımıdır. Asenkro motorlar ise arkadaşlar basit yapıya sahiptirler. Endüstri uygulamalarda sıkça kullanılırlar. 0-5 kW ile 500 kW arasındaki güçlerde çalışıyorlar. Genel olarak stator ve rotor olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Bir asenkron motorun rotoru, kısa devreli rotor ve sargılı rotor olmak üzere iki çeşitli oluşturuluyor. Bunların işte farklı isim, alternatif isimleri de var. İşte sincap kafesli rotor, kısa devre olanı, sargılı motoru ise bilezikli rotor ismi de verilmektedir. Özellikle
elektrik makineleri derslerinde bu şeylerin, motorların tiplerinin detayları fakültelerde izah edilmektedir. Asenkron motor rotorun bakım yapım biçimine göre bilezikli ve kapasite asenkron motor olmak üzere tanımlanır. Yani bu rotor yapılarıyla tanımlıyoruz asenkron motorları. Bu da bir kısa devre rotorlu asenkron motorun iç yapısını gösteriyor. Burada çeşitli şeyler, dış üniteler var. Motorun dilini burada görüyoruz arkadaşlar. Motorun bir bakın şurada da böyle bir çıkıntı var. Buna genel olarak kama ismini veriyoruz. Neden bu kamaya ihtiyaç duyuyoruz? Buraya bir şeyi geçirdiğinizde, bir mekanizmayı geçirdiğinizde bir yuva açıyorsunuz. Bu o yuvada bu kamaya uygun şekilde oluyor ve aralarında boşluk olmaması gerekiyor. Dolayısıyla motor döndüğünde ucundaki mekanizma da hareket etmiş oluyor. Şurada rotor yapısını görüyoruz. İşte sargılar, demin bahsetmiş olduğum sargılar. Stator şurası arkadaşlar. Stator sabittir, hareket etmez. Rotor döner. Dolayısıyla rotor hareketlidir, stator hareketsizdir diyoruz ve besleme için harici olarak klemans yapıları mevcut. Bunun alternatifi senkron motorlar. 100 kW ile megawattlar arasında. Bakın çok daha yüksek güçlere senkron motorlarla beraber çıkılabiliyor. Senkron devirle dönen motorlara verilen genel bir isim senkron motorlar. İçinde dönen manyetik alan hızında, yani senkron hızda dönüyorlar. Bir elektrik motorunun dönmesi için döner manyetik alanın oluşmasına ihtiyaç var arkadaşlar. Bu genel bir prensip aslında baktığımızda. Makine içinde oluşan döner manyetik alan senkron devirde dönüyor bu senkron motorlarda. Senkron devir 3 faz alternatif manyetik döner alanının devir sayısı oluyor ve asenkron motorlarda rotor döner alan devrinden bir miktar yavaş dönüyor. Senkron motorlarda asenkron motorlar arasındaki farkı da bu şekilde söyleyebiliriz. Kendisine senkron motorları nerede hareket alanı buluyor ya da uygulamada buluyor bakalım. Sabit hızın gerekli olduğu tüm endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Elektrik sistemlerinde kompansatör olarak güç katsayısının düzeltilmesinde kullanılır. Ki elektrik mühendisinin özel konuları bunlar. Burada çok fazla detayına girmeye gerek yok. Yüksek kararlılık gerektiren konumlama makineleri bulunduran düşük güç uygulamalarında ve robotik sistemlerde kendine alan buluyor. Hava kompresörlerinde, santrifüj pompalarında, kırma makinelerinde ki bunlar yüksek güç gerektiren uygulamalardır arkadaşlar. Kırma makineleri özellikle bu alanlarda kendine yer buluyor. Ve step motorlar, yani adım motorlar arkadaşlar. Adım motorlarını demin de söylemiş olduğum gibi dijital pulslerle sürüyoruz. Bu step motorlar adım açısına göre sabit torkta üretilirler. Adım açısından kastımız şu, bir darbe geldiğinde motor ne kadar dönecek? Hangi adımda dönecek? Yani genel olarak bu mesela 1.6 derecedir. Bir adımda 1.6 derece atar. Genel olarak konum kontrol uygulamalarında kullanılır ve bunun dışında bir microstepping dediğimiz bir teknik var. Bu microstepping tekniğinde de bu adım açılarının dönüştürülmesi, daha küçük parçalara bölünmesi mümkün. Ama bu özel uygulamalarda kullanılır. Şimdi bakalım bu step motorun iç yapısı arkadaşlar. Şurada kutuplar var. Bu kutuplarda sargılar var. Ortada da stator var. Rotor var, özür dilerim. Şimdi bir pars geldiğinde bakın şöyle yapalım. Şimdi şurayı enerjilendirdiğiniz zaman duruyordu. Eğer enerjiyi iki nolu adımda şuraya verirseniz bu sefer adım atmış oluyor. Üçe verdiğimizde bir adım da atmış oluyor. Dörde verdiğimizde bir adım da atmış oluyor. Dolayısıyla bu çevrim sürekli hale getirilerek sırasıyla bu sargılar enerjilendirilerek step motorun dönmesi sağlanıyor. Şimdi bu bir step motor sürücü devresini gösteriyor. Step motorumuz şurada arkadaşlar. M1 yazmış ya. Bunun içerisinde. Tabii temsil etmek için de sargıları göstermiş. Demin de görmüş olduğumuz gibi 4 tane sargı var burada. Şimdi bu step motorların elinize aldığınızda 5 tane kablolu olanları olabilir, 6 kablolu olanları da olabilir.
Bu ne manaya geliyor? Step motorun normalde 4 sargısı var ya, bir tane şey alındığında bir 5. kablo varsa o ortak bir ground ucunun olduğunu, ortak bir toprak ucunun olduğunu gösterir. Eğer 2 tane şey varsa, 2 çıkış daha varsa, yani toplam 6 kablo varsa 2 tane ground var demektir. O kablolardan 2 tanesi ground demektir. Bir tanesi A sargısına aittir, bir diğeri B sargısına aittir. Dolayısıyla siz o groundlarla mesela 6 kablolu bir yapıda groundlarla sargılar kablolu arasına 10 metrenizi değdirdiğinizde gerilim direnç ölçersiniz. Oradan da şeyi anlayabilirsiniz. Hangi hangi sargılara ait olduğunu anlayabilirsiniz. O step motorda kabloların tespit edilme yöntemlerinden bir tanesidir o. Mesela eğer 1 ve 2 nolu sargı, siz iç yapısını görmüyorsunuz. Tabii elinde 2 tane kablo var. 1 ve 2'ye değdirdiğinde diyelim ki 2 ohm ölçtün. Örnek veriyorum. 1 ile ground'a değdirdiğinde 1 ohm ölçmen lazım. Oradan anlayabilirsin. Ben şu anda 1 nolu sargıdayım. İşte 2 ile ground'a değdirdiğinde gene 1 ohm ölçmen lazım. O zaman anlarsın ki 2 nolu sargı benim elimde gibi. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde tespit edebiliyoruz. Ve bir entegre var. Bakın burada L297, L293 demin görmüş olduğunuz entegrenin benzer yapısında. Buradaki L297 entegresinin çıkışları, 4 tane dijital çıkışı var. Bu çıkışlar birer transistörlü yapıları verilmiş ama bunlar Darlington transistörler. Darlington transistörler neydi? Elektronikçi arkadaşlarım bilirler. Ben burada tekrarlayayım elektronikçi olmayanlar için. Normalde bipolar junction transistörler belirli yükseltme faktörlerine, beta dediğimiz yükseltme faktörlerine sahiptirler. Darlington transistörler kendi içerisinde 2 tane transistör bulunduğu için, bunlardan bir tanesinin emitteri diğerine bağlı için 2 kat neredeyse, 2 kat derken şu manada 2 transistörün yükseltme katsayısının çarpımı kadar bir akım yükseltme sağlarlar. Yani akım yükseltme faktörleri çok daha fazladır Darlington transistörleri. Ve gene burada bir diyot yapısı görüyoruz. Bunların amaçları gene Daletay'ın 1N4001 tarzında kullanılmış versiyonda akım geçerek zarar verilmesini, elektronik devreye zarar gelmesini engellemek. Çünkü motor sargıları endüktif kickback dediğimiz endüktif geri tepme oluştururlar. Bu endüktif geri tepme yüksek bir enerji ortaya çıkartır. Yüksek enerjiden ortaya çıkan yüksek akımlarda kontrol devrelerini arızalandırabilirler. Bu nedenle bu tarz koruma devreleri korunur sistemlere. Bir başka tipte bir step motor sürücü devresi arkadaşlar. Bakın, demin de söylemiş olduğum gibi şu MOSFET'in sembolü. Bu transistör tiplerinden MOSFET'in sembolü. Burada bir H1H yapısı oluşturuyor. Şurada da bir başka H1H yapısı oluşturuyor. A sargıları vardı, B sargıları vardı. Dolayısıyla A ve B sargıları burada görmüş olduğumuz H1H köprüleri üzerinden veyahut da sürücüler üzerinden motoru kontrol etmektedirler. Bir step motor sürücü sisteminde bir gelişmiş tabii yapı yok biraz daha baktığımızda. Step motorun bir sürücüsü var. Bu sürücüyü sinyalleri gönderecek olan bir pulse generator oluşturulabilir. Ve bu pulse generator'ın üretmesi gereken komutlarda bir PLC tarafından veya da bir programlama kontrolör tarafından gönderilebilir. Eğer step motorunuz çok basit, hobi tarzındaysa o zaman bilgisayar üzerinden gönderecek olduğunuz seri porttan, işte USB'den vesaire gönderecek olduğunuz komutlarla da step motorunuzu hareket ettirme şansına sahipsiniz. Tabii bu motor sürücülere, step motor sürücülere gerekli komutun gitmesi aslında birer dijital süreçtir. Bu dijital süreçte belirli sıraların takip edilmesi gerekiyor. Belirli dijital sıraların takip edilmesi gerekiyor. Tabii ki bunlar da önüne konulan lojik devreler tarafından geliştirilebilir. Mesela burada 40-30 EXOR entegresi ve 40-27 CK
flip flop'uyla beraber bu komutların sıralı olarak gönderilmesi sağlanmıştır. Şimdi sistem motorlarının hareket edebilmesi için farklı tarzlarda şey yapılabiliyor, sinyaller gönderilebiliyor. Bunlardan bir tanesi de full step operation, bir diğeri half step operation, bir diğeri artık bu half step'in 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 gibi farklı katlarda bölünmesi de söz konusu. O zaman mikro step, mikro stepping sürecine geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla full step'ten mikro step'e geçen süreçte sizin motorunuzun daha küçük adım aralıklarında dönmesi de sağlanabiliyor bu tekniklerle beraber. Micro stepping'e geldiğimizde micro stepping aslında PWM tekniğini kullanarak motora çok küçük ve sıralı akımların gönderilmesi, akıma yol verilmesi prensibine dayanıyor. Bunun için step sürücülerde belli bir mod bulunuyor. İşte micro stepping özelliği vardır diyor mesela. İşte full step söylenebilir. 1/2 half step, 1/4 çeyrek step'le sürebiliyoruz bunları gibi bilgiler yer almasının yanı sıra işte micro stepping özelliği vardır. Micro stepping yaptığınız zaman bir step motorun böyle darbeli şeklinde değil de bir servo motor yumuşaklığında motor milinin döndüğünü izleyebilirsiniz, gözleyebilirsiniz. Meraklı olan arkadaşlarım Analog Devices firmasının PIC 16F877 micro stepping uygulaması var. Oradan bir step motorun micro stepping'de nasıl süreceğini çok kolay bir biçimde uygulamasını görebilirler. Hatta ben daha önce bu tarz bir uygulamayı o doküman vasıtasıyla yapmıştım. Tavsiye ederim, micro stepping'i anlayabilmek için son derece güzel bilgiler de içeriyor. Ve tabii burada şu kavramı da söylememiz gerekiyor. Modülasyon. Modülasyon aslında haberleşmenin bir kavramı, haberleşmenin bir konusu. Modülasyon, frekans ve darbe genişliği ve işaretin genliğiyle oynayarak arzu ettiğim şekilde sinyali iletmek için oluşturulan bir teknik, kullanılan bir teknik. Neden bu tekniğe ihtiyaç duyuluyor? Çünkü sinyallerin olduğu haliyle, doğal halleriyle bir yerden bir yere gönderilmesi bazen mümkün olamıyor. Bu nedenle formunun değiştirilmesi gerekiyor. Ve modülasyonda da analog teknikler ve dijital teknikler kullanılıyor. Analog teknikler analog haberleşmenin, dijital teknikler ise dijital haberleşmenin konusu olmuş oluyor. Dolayısıyla AM, mesela hepimizin bildiği AM kavramı vardır. Ne bu? İşte AM radyo, FM radyo değil mi? AM kanalı, FM frekansları, AM kanalları gibi kavramlar var. Mesela FM nedir? Frequency modulation'dır. AM nedir? Amplitude modulation'dır gibi. Mesela bugün TRT'nin hala AM kanalları var ama TRT FM gibi de bir kanal var değil mi? İşte o FM bandından yayın yapıyor. Öbürküler AM bandlarından yayın yapıyor. Ve bunların kendi içlerinde kendi devreleri, kendi teorileri mevcut. Ve bu dijital modülasyon tekniklerinden bir tanesi de darbe genişlik modülasyonu. Pulse width modulation. Yani darbenin genişliğiyle oynayarak işareti modüle ediyoruz. Ve bu PWM tekniği haberleşmeden endüstriyel otomasyon, robotik dünyası, mekatronik dünyasına bir geçiş yapmış bir kavram aslında, orijinalinde haberleşmede aslında. Biz bir motorun girişine göndermiş olduğumuz PWM sinyalleriyle beraber hızını kontrol edebiliyoruz. Mesela bu darbenin genişliğinin, bakın burada bir darbe var, şurada yok, burada var, burada yok. Aslında baktığımızda şuradan şuraya kadar işaret bir periyot işaret. Daha sonra ikinci darbe başlıyor. Bu geliyor. Sonra diğeri geliyor gibi. Değil mi arkadaşlar?
gibi. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi darbenin belirli bir kısmında, özür dilerim, işaretin belli bir kısmında darbe belli bir genişliğe sahip, bir kısmında ise değil. Bir değere sahip değil. Yani burada diyelim ki şurası 5 volt olsun. 5 volt olsun. Burası 0 volt seviyesi. Burada var, burada yok. Burada var, burada yok şeklinde darbe ilerliyor. İşte arkadaşlar, şu T10 süresini siz genişletirseniz veyahut da daraltabilirsiniz. Daraltılmış hali mesela şurada. Genişletilmiş hali burada. Bir periyotta 10 süresi ne kadar vakit alıyorsa duty cycle dediğimiz bir kavram var. Şöyle yazayım şuraya. Duty cycle dediğimiz bir kavram var. Buna iş süresi diyoruz arkadaşlar. İş süresi kavramı. Mesela sizin sisteminizin, daha doğrusu sinyalinizin bir periyodunda 10 süresi, diyelim ki 4 saniyelik bir sinyal, 10 süresi 3 saniye alıyorsa o zaman duty cycle'ınız %75 oluyor. %75 oluyor. Eğer mouse'u bulmaya çalışıyorum. Buldum. %75 oluyor. Diyelim ki mesela şuradaki darbe %10'u kadar değil mi şeyin? Tüm genişliğin %10'u kadar. Demek ki duty cycle'ı %10'muş diyoruz. Buna iş süresi ismini veriyoruz. İşte siz bu duty cycle'la oynayarak, bu darbenin genişliğiyle oynayarak motorunuzun hızını kolay bir biçimde kontrol edebiliyorsunuz. Passive Wind Modulation'da dediğimiz kavram bu olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu niye söyledim? Çünkü motorlarda, aktüatörlerde kullanılan bir teknik. Motoru farklı tarzlarda kullanabiliyoruz. Yani mesela tork kontrol modu var bir servo motorun. Mesela hız kontrol modu var. Mesela konum kontrol modu var gibi çeşitli modlarda çalışabiliyor bir servo motor. Bunu sürücünün üzerinden ayarlanıyor. Sürücü üzerinden ayarlanıyor. Mesela konum kontrolü yapmak istiyorsanız o zaman sadece dijital parsler, burada görmüş olduğumuz gibi PWM sinyalleri uygulayarak motor sürücünün girişine motoru kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla robotu kontrol edebiliyorsunuz diyebiliriz. Ama analog modda, daha doğrusu tork kontrol modunda çalıştırdığımız zaman, ki piyasada bu analog mod olarak biliniyor, o zaman ne yapmamız gerekiyor? Sürücünün girişine bir gerilim uygulamamız gerekiyor. Bu gerilim içeride gerilim akım dönüştürücü tarafından armatür akımına dönüştürülüyor. Armatür akımı da torku kontrol ettiği için, demin göstermiş olduğumuz bantı hasebiyle tork kontrol ettiği için tork kontrol modunu alıyor ve siz motorunuzun dönüş esnasında, hareket esnasında üretecek olduğu torku kontrol edebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar servo motorlar, DC servo motorlar, brushless motorlar, endüksiyon motorları gibi motorların avantaj ve dezavantajlarını burada görmüş oluyoruz. Bir DC servo motor kolay kullanıma sahip, düşük maliyetli bir motor. Fırçasız motorlar PM Synchronous diyor bakın burada. Bu permanent magnet. Yani kalıcı mıknatıslı motorlar. Bunun bir diğer ismi demek ki fırçasız motorlarmış. Bunlar genel olarak işte kaliteli uygulamalarda, hassasiyet gerektiren uygulamalarda bu brushless motorların kullanıldığını görüyoruz. Şeylerde ise step motor uygulamaları ise bu open loop, yani açık çevrilmeli kontrol tipi statik torka sahip oluyor ve 10 watt'ın altındaki uygulamalarda genelde kullanılıyormuş. Yani dolayısıyla sizin uygulamanızın güç ihtiyacı, yapacak olduğunuz kontrolün tipi, seçecek olduğunuz motorun tipini belirlemekle paralellik arz ediyor diyebiliriz. Evet, bugün
Ki dersimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bugün robotik sistemlerde kullanılan aktüatör ve sensör sistemlerini inceledik ve bu şekilde dersimizi tamamladık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir saniyenizi alacağım. Muhammed, bu sorunu anlayamadım. Incremental encoder çıkışı kaç devre yaptığını veriyor, değiş mi? Anlayamadım cümleden sorunun kendisini.